Şarkıyla girince tavan yani. Tansiyon tavan oldu bende yani. Ha, ne kadar gider bu tansiyon böyle yüksek enerjide onu bilemiyorum. Garip bir gün yine bak, çok ilginç, fena garip bir gün yaşandı bugün. Bunu yayında hani acaba anlatsak mı anlatmasak mı, izliyorlar mıdır izlemiyorlar mıdır onu da çok kestiremiyorum. İsim vermeden bir anlatasım da var bir yandan. Bir Samet burada mı? Alo. Selam. Alo. 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 Samet. Alo. Samet. Küçük bir anlatmak istiyorum ya. Samet ne diyorsun? Bugünkü hikayeyi anlatayım mı anlatmayayım mı? Anlat anlat. Çok zevkli. Ya anlatma anlatma. Niye anlatmayayım oğlum? Ne olacak ki? Nerede kalsın diyor Samet abi. Baba bir hayırlayalım orta. Mümkünatı yok. Bizi tanımazlar ya. Tanımazlar. O çocuk izliyorsa da seni tanıyor olamazlar. O çocuk izliyorsa da buradan kardeşime selamlarımızı gönderelim. Arkadaşlar bugün Samet Yılmaz'ın tek başına acaba bu sefer bir iş mi başardı? Ya amına koydum, niye bütün kötü işlere Samet Yılmaz'a yakıyorsun? Ya kardeşim sen ne zaman tek başına bir iş bitirsen sonunda garip bir olaylar oluyor. Çünkü niye tek başıma mı? Beraber yapıyoruz bu işi. Ben niye tek başıma yapıyorum? Tamam da niye mikrofonu tükürüyorsun? Mikrofona niye tükürüyorsun onu anlamadım. Hayır, şunu söylüyorum ya. Küfür yok bende yok. Şunu söylüyorum bak, sen buldun yani, sen organize ettiğin haftalardan beri bekliyoruz ya, o yüzden. Çok eğleniyorum şu an, anlat anlat. Bak Samet aradı tamam mı? Bugün aradı Samet. Evin buldu. Ya neyse ne bağımına koy. Samet aradı Ekrem P lan aboneliğimi oku. Ya Ekrem abone olmuş arkadaşlar. Olay bu kadar falan diyor. Ferit anlatmış. Ekrem'e hoş geldin. Aleykümselam canım, hoş geldin. Bak şimdi anlatıyorum. Samet dün gece yatarken dedi ki yarın dedi öğlen dedi kalkacağım, oraya geleceğim. Eve dedi sözleşme yapmaya gidiyoruz dedi Nuri'ye. Nuri ben Samet, bu hikayedeki bu üçlü. Bugünkü Nuri'nin tavırlarına ekstra koptum da neyse. Neyse Selin 3 TL göndermiş, of be çağır demiş. Of be Selin. Ha? Neyse yayındayım, dikkatimi dağıtmayın. Gittik abi. Gittik. Samet aradı dedi ki normalde ev hemen şu karşısı, bizi ofise çağırmış adamlar. Samet de ofisin şeyini çağırdı. Ofisin adresini attı bize. Biz de ofise geçtik direkt. Samet direkt ofise girmiş. Bizi 10 dakika falan bekledi. Gittik. Gereksiz detay vermek istemiyorum. Vermeyeceğim gereksiz detay. Hiç yer, araba park yeri yok dedim. Sonra hemen o kaldırımın orada hemen araba park ettik. Orada çöp kutusu vardı. Aynen oraya çöp kutusu koymuşlar bir de. Onun hemen arkasına park ettiler. Çekerler diye ben sana oraya park etme dedim. Kardeşim o arabayı çekemezler. Sen rahatta kal. Öyle çekilecek bir yer. Yo. Çekerler de yani uğraşmazlar diye diyorum. Neyse abi park ettik falan filan. Samet'le çıktık. Samet'in haftalardan beri kapora gönderdiği ve muhatap olduğu bir tane arkadaş bizi karşıladı. Buyurun dedi, bizi boktan bir odaya aldı. Buyurun dedi oturun falan filan. Çay içer misiniz? Samet'e ama Samet Bey demesinden ben zaten abone koyayım burada bir sinema döndüğünün. Ya bak içeri girdim. Çocuk Samet'e Samet Bey deyip duruyor. Dedim ki burada kesinlikle bir sinema yaşanacak yani. Burada kesin bir mevzu var. Kesin bir sinema yaşanacak. Dedi ki Samet çocuk dedi ki ev sahibi dedi karşıdan geliyor, biraz trafikte kalmış dedi. Hem dedi tanışırsınız hem de dedi sözleşme yaparsınız. Çocuğun da yani Allah bir dese bir tek ona inanırım, başka da hiçbir şeye inanmam bu saatten sonra. Bize ev fotoğraflarını falan gösterdi. Falan filan böyle. Ev sahibi de değil abi, kefili geliyor dedi, kefili. Ulan sonradan kefiline döndürdü. İlk ev sahibi geliyor bak. Biz ilk oraya gittik ev sahibiyle. Tabii ev sahibiyle görüşmeye gittik. Ya söylüyor demeyelim. Onun kafası karışık diyelim çocuk. O çocuk da bilmiyor. İlk biz ev sahibiyle görüşmeye gittik yani normalde. Sonra çocuk dedi ki ev sahibi değil ama dedi kefili geliyor dedi. Peki dedik. Girdik abi. Ofisi de söyleyeyim sana. Ofisi de sana söyleyeyim. Ofis ne ofisi biliyor musunuz? Ofis çay içme ofisi. Yani bir evet bir ofis tutulmuş. Yani eş dost oraya çağrılıp beraber çay içilsin diye tasarlanmış bir ofis. Hiçbir türlü elektronik hiçbir şey yok ofiste. Çaydanlık var. İşte ocak var. Masada böyle siyah böyle bir şey olur. Ondan var falan böyle. Abi oturduk. Çocuk dedi ki sonra vekili geliyor dedi. Allah Allah dedik. Tamam okey vekili gelsin. Nuri da kendi kendine kuruldu. Evi göreceğiz değil mi? Evi göreceğiz değil mi? Diyorum sakin ol. Çocuğa ne diyor biliyor musun Nure? Şimdi diyor biz o evi görecek miyiz? Ben görmeden diyor hiçbir şey imza atmam diyor. Sanki bankadan kredi çekiyor amına koyayım. Ben görmeden hiçbir şey imza atmam falan filan. Ya dedik ki Nur bir sakin ol. Çocuk da tabii diyor göreceksiniz yani falan filan. Çocuğun ne dediğini işte zaten sıkıntı. Sonra neyse kefil gelecek dedi. Geldiler abi ondan sonra aradan biraz zaman geçti. Ama Samet'e şey diyor. Samet Bey bir ricanız, arzunuz var mı dedi. Ben orada dedim ki burada büyük bir sinema oynanacak birazdan. İzleyelim. Hani izleyelim yani. Ben de çok merak içerisindeyim. Benim için de güzel bir anı olacak yani yeni bir hikaye. Çünkü ben Samet'le ne zaman o tarz bir ofise gitsem kesin başımıza bir sıkıntı gelmiştir yani, anladın mı? Kesin başımıza bir sıkıntı gelmiştir yani. Beyle bekliyorum falan böyle. Deli koltuk var ya, olmaz mı? Neyse sonra ev sahibi geldi, bir kadın bir erkek. Ev sahibi değil, kefilleri geldi. Kadın geldi içeri. Siz YouTuber mısınız dedi. Yok dedim, ben YouTuber değilim. Şeyim yani, yayıncıyım falan filan. Aa öyle memnun oldum falan filan. Sonra biz diğer ana ofise geçtik yani, ana odaya geçtik. Adam geldi. Ayakkabılarını bir çıkarttı. Bir rahatladı, anladım. Bir ayakkabılarını nasıl çıkarttı. Ya? Tabii ayakkabılarını çıkarttı. Gerçekten mi? Tabii. Allah belan versin. Niye adam diye ayakkabısı? Ya sana şöyle söyleyeyim. Osmanlı tuğrası var adamın koltuğunun arkasında duvarda. Ama kocaman. Ama nasıl büyük bir tuğra? Yani hani zannedersin yani bir yerin beyliği. Anladın mı? Oranın yönetim kurulu başkanı falan yani, o model. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Her türlü ihtimale karşı sevgi göndereyim ki. Sonra bizi affedersin, şey yapmasınlar. Biraz sıkıntı yaşamayalım. Neyse. Gittik oturduk abi. Adam anlattı. Ayakkabılarını çıkarttı. Gitti ayaklarını mı yıkadı? Bir şey yaptı. Geri geldi falan böyle. Terlik giydi. Bir 5 dakika müsaade istedi, gitti. Ha, abdest almış. Abdest aldı galiba. Ama çok hızlı geldi yani. Sadece abdest aldı yani, namaz kılamaz yani o kadar kısa sürede. 30 saniye sonra geldi çünkü. Neyse abi oturduk falan. Adam dedi ki ya dedi gençler dedi ne yapıyorsunuz falan, nasılsınız? İyidir abi, sen nasıl? İstanbul trafiğinden bahsedilme süresi 7 dakika falan. 7 dakika boyunca İstanbul Anadolu Avrupa yakası arası trafikten konuşuldu. Çünkü herkesin niye abi cünüp müydü diyor. Ya kardeşim boy abdesti almadı, normal abdest aldı ya. Cünüp değilse bile artık cünüp yani, öyle söyleyeyim o konuşmadan sonra. Çünkü dolaylı yoldan zikildik ya, anlatabiliyor muyum? Yani onun üstüne bir boy abdesti giderdi çünkü o konuşmanın ardından. Neyse sen de aldın mı? Ben nasıl alayım lan, 1.95 boyum var. Ben 1.67'ye kadar alabiliyorum. Neyse bu kötü şakalardan dolayı çok özür diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Aile olarak izleyenlere de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Lütfen. Evet. Şu an beni izleyip, 2 kişi izleyip, bir çaylar içiliyorsa ve çayı biten kişi varsa orada, lütfen birbirinize bakın. Hadi abi sen git abi. Bu sefer çayları sen koy. Hadi bakalım. Neyse. Geldik hocam, orada oturuyoruz. Adam soruyor, İstanbul trafiği falan filan muhabbeti geçti. Efendime söyleyeyim. Adam dedi ki ya dedi yanlış anlamayın da dedi. Şimdi dedi kirayı dedi nasıl ödeyeceğim? Hani insanlık hali falan filan, ne iş yapıyorsunuz falan filan gibisinden. İşte dedik abi böyle. Hani ben Nuri'ye dedim bu yönetmenim dedim. Nuri böyle duruyor yönetmen. Nuri Bilge Ceylan buna böyle duruyor. Orada dedim bu yönetmenim. Bu dedim Samet'le dedim prodüksiyon işleriyle falan uğraşıyor dedim. Orada biz de küçük tiyatromuzu oynuyoruz yani, bizimkisi anladım, halk sineması gibi. Orada küçük tiyatromuzu oynuyoruz. İşte aynı zamanda adamı ikna etmek için dedim abi Samet'in kriptoları falan da var dedim. Kripto para borsasında dedim. Her gün zarar ediyor deseydim. Kripto para borsasında dedim o bir trader dedim ya o. Organizatör Samet Bey dedim, açtım o Duru'nun alttaki Samet Yılmaz'a teşekkürler vardı ya, YouTube projesi. Onu falan gösterecektim yani, onu o raddeye geldim. Adam şimdi adam böyle daha böyle baskın bir karakter şimdi, tamam mı? Ben analizdeyim bir yandan tabii ki. Adam dedi ki ya dedi işte konuşuyoruz böyle ama bir belirsizlik var yani Nuri, doğru mu? Yani doğru. Herkes bir şey konuşuyor ama hiçbir yere varamıyoruz yani, öyle söyleyeyim sana. Bir o bir şey söylüyor. Abi bir de mesela sen anlattın. Abi yani 2-3 kere şeyi sordu. Yani ödeyebileceğiniz mi? netleyemedi yani kafasında. Sen o anlatmana tarttı. Rağmen o hala... Bak abi de şöyle bir sıkıntı vardı ya. Konuşuyoruz ya. Ondan sonra durup şeye dönüyor. Ya bu köprü trafiği de falan böyle. 3 dakika geriden neler alıyor, oraya bir pin atıyor. Tekrar oradan muhabbeti geri pişirerek geri getiriyor. Yine aynı soruyu soruyor ama. Yani soruyu cevap aldım, tatmin olmadım. Tekrar dönüyorum abi trafik muhabbetine. Oradan bir daha yoğuruyorum muhabbeti. Yine aynı noktaya getiriyorum. Yine soruyorum ödeyebileceğiniz mi diye. En az 3 kere falan sordu. Neyse. Dedik abi hani ödenir dedik ya. Burada dedik hani gerçekten bu çocuklar hani yani işinde gücündeler zaten. Sonra bir ara şeyi sordu. Ya dedi Senacığım çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Diğer bile gelmiş. Hoş gelmiş. 5 kişiye de abonelik göndermiş. Teşekkürlerimizi sunalım. Yeni bir izleyicimiz kendisi galiba ki. Sağ olsunlar efendim. Yeni bir izleyicimiz değil aslında. Ha, yeni abonemiz pardon. Pardon. Çok özür dilerim. Çok pardon Sena. Çok ayıp ettim ya. Neyse. Abi durdu. Yağan dedi biraz dedi böyle şimdi dedi İstanbul dedi şimdi dedi. Yani ben vereyim de dedi evi dedi size vereyim ama dedi. Çok dedi taşkınlık dedi yapmazsınız değil mi dedi böyle dedi. Sonuçta dedi ev dedi 3+1 siz 2 kişisiniz. Yani dedi o eve giren çıkan falan filan şey olur mu falan. Ya yok abi falan. Ben şey diyorum abi bunlar diyorum hani hiç öyle çocuklar değiller falan böyle. Nuri zaten böyle bakıyor. Küpeyi falan çıkarttırıyordum Nuri'ye az daha. Böyle diyor. Samet'e baktı zaten direkt Samet'e es geçti hani bundan. Bununla bir sıkıntı olmaz. Dedim abi bir sıkıntı yok zaten biz dedim hani bu evde dedim toplanılmayacak. Siz dedi home office mi kullanacaksınız? Yok dedim abi. Yani şöyle bir adamdı. Home office kullanacağız desem, gündüzleri home office kullanılacak abi desem tamam gece ben yine gelirim burada yatarım. Düşünecek kadar bir adamdı. Abi ondan sonra dedi ki şimdi dedi ben dedi şöyle yapacağız dedi. Ben dedi size dedi oraya dedi vereceğim ama size dedi siz benim yeğenlerimsiniz. Orada dedim ki aha dedim burada bir mevzu başladı. Nasıl yani abi? Ya siz benim yeğenimsiniz olarak. Çünkü ev sahibi biraz problem çıkartıyor. Siz dedi benim yeğenim olarak dedi geleceksiniz dedi oraya dedi. Ben durdum düşündüm şimdi. Abi dedim orada dedim şu an sen oturuyorsun değil mi dedim yani şu an orada. Kim oturuyor dedim orada. Ya önce kiracı var dedi. Sonra ben adama kendisini oturttuğunu itiraf ettirdim muhabbeti birazcık böyle oyalayarak. Evet dedi ben oturuyorum falan filan. Ben dedi çıkacağım dedi siz dedi benim yerime gireceksiniz dedi kiracı yani yeğenlerim olarak dedi. Ben orada anladım hocam mevzuyu. Abi dedim sen dedim hani kirayı peki dedim nasıl yapacağız falan filan. Kirayı dedi bana ödersiniz dedi. Tamam güzel iyi hoş. Ne kadar dedim kirası? 5 dedi. Sonra ben işte sordum. Adam da dedi ki açık konuşayım dedi. Ben dedi 4 ödüyorum. Ha dedi 1000 lirada dedi bizim dedi şey var dedi orada dedi öğrenciler var dedi. Onlara dedi burs vereceğiz dedi. 1000 lira dedi dernek varmış bir tane. O derneğe dedi akacak dedi o 1000 lira dedi. Dedim abi sözleşme olayını nasıl yapacağız yani? Sözleşmeye gerek yok ki dedi. Ben buradayım dedi falan böyle garip bir şeyde. Neyse dedim abi bak biz bunu dedim ne yapalım bak gel dedim biraz böyle anlattı tamam mı şimdi. Ben ama şey yapıyorum sürekli adama güven pompalıyorum abi kira ödenme sıkıntı olmaz ama bu onu anlattığı an ev sahibi zaten diyor biraz alkolik hani ondan çok böyle şey olmaz falan. Ben dedim burada büyük bir sinema dönüyor hocam. Burada garip bir sinema dönüyor. Bu kadar laf uzatmasına niye izin verdin? Ne yapacak kalkıp gidecek miydik? Biz o evi tutuyoruz bu arada yarın. Hani onu da ayıktırayım ben hani kaybettiğimiz savaş yok yani öyle söyleyeyim. Bir de adam bizim şey yolunu da kapattı. Dedi ki eğer dedi siz kendiniz tutmak isterseniz ev sahibi vermiyor. Tadilat yapıp satacakmış evi. Ev sahibiyle de dedi sakın dedi iletişim kurmayın hani oğlu orada çaktırmayın dedi hani oğlu falan olursa dedi. Abi dedim pardon sen adın neydi hani birisi sorar amına koyayım ben rolüme hazırlanayım şimdiden çünkü. Samet de böyle yapıyor. Samet'in de 2 kelimesi var bu devirde diyor. Ev diyor. Bu devirde abi diyor. Hani adam ne dese şey diyor bu devirde abi diyor. Yani trafik var diyor abi bu devirde artık diyor herkes de araba var. Ev diyor abi bu devirde diyor bulmak zor. Ev sahibi diyor fahiş fiyatlar diyor. Abi bu devirde diyor. Orospu tek kelimeyle bütün muhabbeti ilerletti orospu. Bu devirde bak kritik kelimemiz yani cümlemiz. Bu devirde ... Her şeye uyar mı ya? Ya diyor ev sahiplerine de sinirliyim diyor. Adam diyor. Adamın o protest tavrına ben tutuldum işte. O yüzden bu adamı tercih ettik. Adam aslında ev sahiplerine karşı bir yapılanma kurmuş yani. 3 tane daha kiralık evi var. Bu ipleri de günlük apart gibi sokacak oraya amına koyayım. Neyse ben dedim ki baba dedim Nuri zaten böyle şey yapıyor yani. Herif titriyor, kolu mola atıyor Nuri'nin orada böyle. Böyle dinliyor Nuri. Böyle dinliyor Nuri, kafasında bitirmiş erkek kombini yani o esnada. Gerçekten kafasında bitirmiş yani Nuri. Orada duruyor yani bitsin muhabbet. Kaçacağız kaçamıyoruz da muhabbet bitsin biz yavaştan götüm götüm uzaklaşalım kafasında Nuri o esnada. Hani çekecek gidecek yani. Ama ben de late'te çeviririz düşüncesindeyim. Yani benim kafamda şey var. Ben o evi istiyorum. Ve bu adam o evin önünde bir engelse bu engeli aşmak istiyorum yani aslında. Yasak biliyorsun değil mi abi? Ya yasak kardeşim, ben onu biliyorum da bu çocuk da yani Samet'i de annesi akşam namazından önce eve çağırırdı. Samet de gitmezdi, böyle bir delikanlı da bir çocuk. Sen de kimle muhatap olduğunu iyi bil yani, o yüzden söylüyorum. Hani bu çocuğa da çok iş demiyor yani öyle kurallar. Ona da sana ayıktırayım. Allah Allah. Şikayet ederlerse sıkıntı çıkar mı? Baba bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaz şu anda. Bir şey yapmadık. Yok, devamını anlat abi. Orayı anlamadıkları için. Ben adamı çözdüm. Ondan sonra dedim ki bu adam buradaki dedim 1000 lira için kendi oturduğu evden çıkacak. En son ben açık açık dedim. Bak abi dedim açık açık dedim. Anlaşalım konuşalım. Açık konuşalım dedim, ağzımız bir olsun dedim, tamam mı? Bende de orospuluk şeyi var ya böyle damarı. O damardan gireyim dedim böyle, hemen bağladım abi, kan tahliline başlattık. Dedim abi açık açık konuşalım. Çağrı niye uzatıyorsun Allah'ım ya? Ya kardeşim sarılacağım, müsaade edeceğim mi yayınımı yapayım? Allah Allah. Bak bu hikayeyi 3,5 saate yayarım amına koyayım. Meraktan en az 2-3K kişi bunu dinlemeye kalır yani. Hayret bir şey. Neyse çaylar geldi gitti falan diye uzatıyormuşum. Çayımı yudumladım falan o esnada. Çünkü yaparım yani. 3 saat bu hikayeyi 3 saate de yayabilirim. 15 dakika 10 dakika içerisinde de bitirebilirim yani. Neyse abi. O sırada benim telefon çalıyor tabi. Çay da kaçak, aynen öyle. Ben adama dedim ki açık açık dedim konuşalım abi. Ağzımızda bir olsun. Heh dedi adam, böyle yaptı. Heh şöyle bir ofis adamlarının şöyle bir hareketi var. Heh. Şöyle iki elini masaya bastırıp şöyle bir oturuş düzeltme hareketi var bak. Onu iyi dikkatli edin. Sonra şöyle bir hareketi var. Açık konuşalım deyince bu hareketlere ben de nereden kaldı bilmiyorum. Dedi ki ben de açık konuşayım 4 veriyorum. Size dedi 5'e bırakacağım orayı. 1000 liraya dedi. Bana göndereceksiniz dedi 5'i. Ben 4'ü oraya göndereceğim. 1000 liraya öbür tarafa göndereceğim. Abi dedim bu dedim çok yorucu olmaz mı senin için? Nasıl yani dedi. Daha dedim mantıklı bir şey yapalım mı? Sen dedim bu ev sahibiyle bizi dedim bir araya getir. Yeni bir dedim sözleşme yapalım. Yine dedim 4'ten ayarla bize o evi. Bize 4'ten ayarla. Artı 1000 liradan toplamda bir sene artı 1000 lira 12.000 TL yapar. Biz sana bu 12'yi peşinen verelim abi yarın. Sen bize ama yeni bir sözleşme yap bu çocuklarla. Abi dedim sen aradan çık. Hem de dedim her ay bunlardan 1000 lira geldi mi gelecek mi? Öbür türlü amına koyayım bunlardan 5 alacaksın 4'ü oraya göndereceğim 1'i oraya gönder. Gerek yok abi dedim. Senin eline dedim hem nakit geçsin. Böyle deyince adam bir anda yani... Sarhoş oldu ya ben öyle söyleyeyim yani. Bir anda öyle oldu. Aa çok iyi. Çok iyi. Aa bak, diyor. Bu çok iyi. Çok bak, iyi bu diyor. Bak diyor bu diyor işte diyor çok iyi diyor. Bu yani neydi biliyor musun bu? Adamların aylardan beri bu olaya çözüm üretip bulamadıkları çözümdü bu. Dedim ki sen dedim abi aradan çek kil. Senin yine dedim yeğeniniz bu arada. Yine dedim yeğenine bıraktığını söyle ev sahibine. Sadece dedim evin... Ev sahibiyle dedim konuş. Sen dedim benim yeğenlerim geliyor ama iki tarafın da güvenliği için onlarla da bir sözleşme yap. Ben sen dedim ev sahibiyle böyle aktar. Bizi dedim ama 4'ten alsın. Çünkü artı biri senin. Biz yine 5'e oturalım. Ya adam öyle bir anlatıyor ki gruba o anda şey yazdım. İlk defa dedim 15 dakikadır dedim birisi dedim gözlerimin içine baka baka dedim. Beni dedim aylık 1000 lira sikiyor dedim şu anda. Yani ilk defa oluyor bu. Genellikle hep öyle arkamdan olur, çaprazımdan olur, yanımdan olur. Farklı taraflarımdan olur da İlk defa böyle göz göze baktık. Ben sana açık konuşayım. Ben 4 veriyorum. Sen bana 5 diyeceksin diyor. Bu öylesini de ilk defa gördüm çünkü. Ben de dedim ki madem amına koyayım olay bu noktaya geldi. Ben de soyundum amına koyayım. Dedim ki abi sana o 1000 lira peşin gönderelim. Sen dedim bu işi al. Bu ay bitir dedim yani. Hemen ilk ayda bitir. Adam öyle deyince adamın beyni bir döndü abi. Tamam dedi, kesinlikle dedi, böyle yapalım. Şimdi benim planım şu. Bunlar biraz böyle korkuyorlar, çekiniyorlar da ben korkmam. Benim planım şu. Ev sahibiyle görüşelim. Görüşelim abi. Sözleşmemizi yapalım. O kadar. Sonra, adamı da engelleyelim herhalde. Sonra banka uyuşmazdı. Yine dedim yani biz senin yeğenin olalım abi. Adama geliyorlar, biri başkan diyor, biri reis diyor. Böyle garip de bir ortam. Oradan gülüyorsun. Arkada öyle bir Osman Turası var ki gözünü alamıyorsun ondan yani. Öyle bir Tura. Nuri'nin Metter Marşı söyledi Nuri eve gelene kadar. Ceddin dedem diye buralardan geziyordu Ateşehir'de. Nuri'nin %2 falandı oradaki o evet yani Nuri inancı. Çünkü ilk defa İstanbul'da bir sinemaya şahit oldu kendisi. Bunlar ama lazım yani bunlar. Nuri ne hissediyorsun böyle bir sinemanın içerisinde bulunmaktan? Çok rahatsız hissediyorum bu arada. Neden? Çünkü o kadar şeffaf bir sinema ki yani her şey harbiden dediğin gibi gözümüzün içine baka baka yaşandı. Olayın içinde yani bak şöyle bir durum var. Adam diyor ki ben diyor ev sahibini katakulliye getireceğim. Çağrı abi diyor ki abi diyor beraber getirelim. Ben adama diyorum ki ağzımız bir olsun abi diyorum bak yine şey diyorum yine bu ofise gelelim abi planımızı yapalım öyle gidelim falan diyor. Ama şeyi de anlatıyorum yani. Abi senin hesaba sıcak akışını sağlarız. Hani o küsür, 10 küsürü de senin hesaba sıcak akışı sağlarız. Sen ne abi? Adam da sürekli şey diyor. Ya diyor kardeşim diyor, zaten o 1000 lirayı diyor. Ben diyor oraya öğrenciler... Abi dedim bak hiç anlatmana gerek yok o parayı ne yapacağını. Hiç dedim anlatmana gerek yok o parayı. O para zaten dedim abi senin hakkın. Bitti. Bana dedim hesabını vermeyeceksin o paranın. Öyle deyince adam daha da böyle rahatladı. Vallahi dedi bu çok iyi oldu. Bak orada bir şey oldu. Samet abi bir şey itiraz edecek gibi oldu. Abi oradan şey yaptı. Yo dedi. Çok doğru söylüyor dedi. Senin için. Çağrı dedi çok doğru söylüyor. Çok haklı dedi şu an. Kesin böyle yapalım falan yaptı böyle. İtiraz etmeye de müsaade etmedi yani o saatten sonra. Komedi bir ortamlı ya. Çok iyiydi ananı sikeyim ya. Adam size katakulliye getirip gitse. Dolandırılıyorsunuz mu dolandırıyorsunuz mu? Ben anlayamadım tamam. Kanka yani. Ben bir şey söyleyeyim. Beni dolandıramaz. Ben dolandırılmam. Galiba Samet abi dolandırılıyor. Galiba Samet şu anda dolandırılıyor olabilir. Şu an burada değil. Mikrofonu kapatmış. Şu dakika itibariyle dolandırıyor olabilir. Hastalığı birlikte atlattık. Güzel günlerde de birlikte olalım. Kegrim demiş. Apartman kedisi. Çok geçmiş olsun. Ne mutlu. Oğlum ev bu kadar peşinden koşulacak bir ev mi ya? Kaç haftadır? Ya değil. Gördünüz mü evi? Samet 1000 TL kapora verdi diye 1000 TL kapora verdi eve 10.000 TL daha sikilmeye devam edeceğiz yani. Siz sonuç olarak evi gördünüz mü kanka? Kanka bak sinema nereden başlıyor biliyor musun? Biz 1. kattaki ev için ilanı aradık. Gittiğimizde bize 3. kattaki evin boş olduğunu ve bize 3. kattaki evin verileceği söylendi. Ama 9. kattaki evi gösterdiler. 3. kattaki evi o esnada satışa çıkartılmış. Biz 9. kattaki evi gezdik. Biz aslında 3. kattaki evi tutacaktık ama birinin ilanını aramıştık. Bugün 8. kattaki evi tutuyoruz. Allah belamı versin. Abartmıyor. Yemin ediyorum böyle. Vallahi bu apartman teşkilat falan. Ben sana bir söyleyeyim. Ben bunu kendi başıma anlatsam bana inanmazlardı Nuri. Teşekkür ediyorum. Halbuki burada bugüne kadar hiç yalan bir şey anlatmadım. Hep ne yaşandıysa onu anlattım. Bugün kanka biz 8. katı tutacağız. Yani bugünkü mevzu 8. kat içindi yani öyle söyleyeyim sana. Bir de orada öyle bir şey de yaşandı. Çağrı abi diyor ki biz senin 9'da mıydık diyor. Adam diyor yok diyor 8 diyor. Samet abi diyor ki 3 vardı. Yok diyor 3 iptal diyor. Bire bakmıştık diyorum ben de hani. Yarın 4. kat. Abi biz bir sinemada da şu 9. kata baktık ya o ev boşmuş kiraya vermeye karar veriyor adam. Bize bu adamdan gelen telefon şu şekilde. Abi adam kirayı okeyledi ama 8.000 lira diyor. Allah. 8.000 liraya çıkarım. 2 katı yapmış. X2 koymuş yani. Bazı şeffaf kurgular dışında her şey gerçek. RBA 2502. Tamam, bu hikayede şeffaflığın böyle biraz kalın kalan yerlere söyleyin. Biz de kendi de ödevimize çalışalım. Anladın mı? Lan yok oğlum ya. Bildiğin anlatıyorum ya. Bildiğin böyle yaşandı abi. Ne yaşandıysa bak, Nuri oradaydı. Hadi beni. Hadi dediniz ki bu çocuk böyle sağ, ne dediği belli olmaz falan filan dediniz. Abi zaten o ev sahibiyle bir araya gelmeden, o sözleşmeyi ben bir avukatıma göndermeden, tam olarak oturup konuşmadan, dairesi, numarası, eve bakmadan o para zaten geçmez. Parayı geçiririm. Ondan sonra da adamla tekrar otururuz, konuşuruz. Şöyle düşün. 12K'yı vermeyeceğim. Adama dediğim şey şuydu. Zaten 1000 TL önden komisyon gönderilmişti. Düş, 1000'i düş. Tamam mı? Emlak bedeli, normalde adamı ben emlakçı olarak görürüm. En fazla bir kirada öyle çıkar. 5K çıkar yani. Anlatabiliyor muyum? Ben oradan şeyi de, eve verilen şeyi de düşmeyi düşünüyorum. Artı 4, 8, 2 kira bedeli de şey veriliyor ya. Yayını izliyorsa buradan bir gol yeriz. Ama ben de ne derim? Abi bu bir entertainment. Orada gülsünler diye yaptığım şeyler bunlar. Öyle konuştuk ama al abi derim yani. İnşallah izlemezler ama şu yayını yazmış Samet. Kanka yok yok. Yayını adam nasıl izlesin oğlum? Belki o çocuk izliyordur. O çocuk da Samet'le çıktık, diyor ki çocuğun diyor. Ya niye ya diyor bu kadar yalancı diyor bu çocuk. Niye bu kadar yalan söylüyor ya bu çocuk diyor. Niye bu kadar yalancı diyor. Çocuk da diyor ki o ev diyor onun diyor, öbürünün diyor ki. Çocuk da bir şey söyleyemiyor şimdi, yanlış bilgi de vermek istemiyor. Ya ben de orada ona sinirlendim abi. Çocuğa sen ama çocuğa atar diyorum, yaptın Nuri. Atar yaptım ama böyle yapıyor çocuğa. Var. Biz o evi görmeden ben buraya hayatta imza atmam ha kardeşim diyor. Böyle hareketler yapıyor. Göreceğiz değil mi diyor. Sözleşme yok dedim yani. Evi görmezsek sözleşme yok dedim. Evi ama sebebi de şu. Sözleşme yok diyor. Orada bizi sikseler diyor ki evde olacak? Kiracı var diyor. Evde kiracı var diyor. Ben de diyorum ki ama evi görecek miyiz? Göreceksiniz diyor. Ama kiracı var. Şimdi bak randevu soracağım çocuğa. Kiracının kim olduğunu söylemiyor bize. Abi çocuk da şimdi sinemaya hakim değil. Ama adam şimdi ona ne dedi? Dur bakalım beni bekle dedi. Çocuk gelen sorular karşısında sadece Samet Bey bir şeye ihtiyacınız var mı? Ne? Yani sigara içilmiyordu odada. Ben sordum. Sorular fazla gelince çocuk kül tablası getirdi amına koyayım. Yani bu psikolojide bunun illaki bir yeri vardır yani. Hani buyurun tamam, sigara savuşturmak için sigara küllüğü getirdi adam bize yani, anladın mı? İçin abi de bir durun amına koyayım şeklinde. Geldi bize evin fotoğraflarını gösteriyor. Gösterdiği ev bizim tutacağımız ev değil amına koyayım yani. Ama ne dedi adam? Bu cephe daha iyi dedi. Sen niye güvenmiyorsun abime? Aynen diyor gibi de. Birinci kata gösteriyor ama diyor sizinki 8 diyor. Daha manzarası var diyor. Cephesi çok güzel falan filan diyor. Hayır, abi ben... de şey yap diyor da. Hala neye kopuyor biliyor musun? Oturacağınız evi isterseniz göstereyim diyor çocuk. Ha, abi bu arada ne yaptı onu da söyle. Abi diyor ki sürekli böyle 15 dakikada bir. Bak diyor salona bir oturuyorum. Camdan bir bakıyorum diyor, of manzara. Şöyle diyor, nasıl diyor ferah. Bize evi böyle şey yapıyor, canımızı çektiriyor. Işıkları diyor kısıyorum diyor. Oturuyorum diyor, keyif diyor, manzaram var diyor. Çok iyi diyor, ambiyans var diyor. Işıkları kısıp bir oturuyorum ben diyor. Ben de şey diyorum, o abi ne diyorsun ya falan yapıyorum böyle. Abi zaten iyi falan filan yapıyorum böyle. Adamın hani ayak uyduruyorum ben de adama. Benim aslında bir şey daha var koptuğum. Bu çocuk geldi abi. Dedi ki evi görebilir miyiz? Dedi ki fotoğraflarını göstereyim dedi. Dedim ki bizim kalacağımız ev mi dedi. Abi laptopu getir bir dakika dedi. Laptopu getirdi abi. Bize 1 numarayı gösteriyor. Baba dedim bu ev mi dedim. Yok dedi bu değil. Niye gösteriyorsun? Biz evi gezdik ama. Sonra bir de 3'ü gösterdi bak. Biri gösterdi bu mu dedin yok dedi. Sonra bir de 3'ü gösterdi. 3'ü gösterdi ama biz 8'e oturacağız yani oturursak. Biz de 9'u gezmeye gittik o çocukla. Ben de kuruldum diyorum ki evi görecek miyiz peki sözleşmeden önce diyorum. O da diyor ki bir gelsin de diyor işte kefil diyor, konuşuruz onları diyor. Ya kardeşim göreceğiz mi görmeyeceğiz mi? Abi. Ben de iyi o zaman yapmam sözleşmeyi dedim orada. Bir sinirle atarla çıkıştım yani. Bak olay ilk başta aslında şurada patlak veriyor. Samet 3. kattaki ev için kapora gönderiyor. Diyor ki abi burayı kimseye vermeyin diyor, tamam mı? Mevzu buradan bak Nuri. Mevzunun balık baştan kokmuş yani zaten. Samet kaporaya gönderiyor hocam 1000 lira. Sonra adamlar Samet'in gönderdiği kaporayı hiçe sayıp o evi başkasına kiralarken ev sahibi evi satmaya karar veriyor. Adamlar da bizi inandırabilmek için şey diyor çocuk. Abi diyor vallahi diyor onu diyor dün kiraya veriyorduk diyor. Ev sahibi o kadar dengesiz ki evi satma kararı verdi abi diyor. Orada bende bir soru işareti yanıyor. Ulan bizim kapora gönderdiğimiz daireyi sen niye başkasına zaten kiraya veriyorsun? Yani bırak başkasına kiraya verme, biz kiralarken ev sahibi satma kararı versin evi. Orada zaten bir sıkıntı vardı yani. Ben zaten Samet'e dedim ya. Bu Samet'le benim böyle yaptığım ortak işlerde bu tarz olayların yaşanma ihtimali çok yüksek. Abi bağırmadan konu, çocuk uyuyor. Kanka onu çok ayarlayamıyorum. Sen hafiften sesi şöyle şey yapsan. Kapora yani en kötü ihtimalle kapora yanar hocam. En kötü adam der ki o kadar geldiniz çayımızı içtiniz onu da sormayın artık der. Eyvallah der Samet de yani. En kötü ihtimalle ama. Ama ben bırakmam. Öyle işte falan filan yani işin sonu. Nuri çok gerildi. Çünkü Nuri ilk defa İstanbul'da böyle bir tiyatronun, böyle bir sinemanın ortasına düştü. De o doğru mu Nuri? Evet. Ondan sonra da ben şey dedim kardeşim burası İstanbul yani burada bunlar olacak yani. Bunlar olacak ki sen büyüyeceksin. Yani anladın mı? Gerildiğini oradan tutuyorum. Yani kafaya yatmayan o kadar fazla şey var ki 5-6 tane var yani kafaya yatmayan. Ama ben nasıl rahattım mesela? Ben çok rahattım yani. Çağrı abi sen o adam kadar rahattın orada. Harbiden o adam kadar rahatsa yani. Diyor yani oturuyorum ambiyans diyor ışıkları kısıyorum. Sen de aynen onun kadar rahattın yani. Ben de şey yapıyorum adamın kanına giriyorum. Abi ağzımız bir olsun bak sen yarın onunla konuş o zaman bizi dön. Biz gelelim bir ofiste planımızı yapalım, programımızı yapalım. Sana parayı geçelim. Araya birileri giriyor. Mesela bir ara olayın içine işte kapıcı falan girdi. Orada 2. katta oturan biri girdi falan. İsim vermiyorum şimdi. Çağrı abi diyor ki ha diyor ona da işte senin yeğeninin olduğunu söyleriz abi falan. Arayı tutarız onlarla falan. Bak yani ben her güzel bir şey söylediğimde de bak bu tarz adamlar da şöyle bir şey var. Duruyor dinliyor hoşuna gidiyor ya. Oğlum çay... Çay içeriz. Çayla bizim anladın mı? Bu tarz olaylarda, bu tarz toplantılarda yani her şey yolunda giderse o çay kazanır, hak ediliyor çünkü o noktada. Ona da dikkat edin yani. Bu da önemli bir detaydır. Orada mesela o kadar güzel gidiyordu ki abi parayı da senin hesabına geçeriz falan dediğim anda birer çay daha dedi yapalım ya dedi o zaman. O çay oradaki samimiyet işte anlatabiliyor muyum? Neyse böyle bir gün yaşadık abi. Böyle bir gün yaşadık. Bakalım hayırlısı olsun hepimiz için. Bence o bir tutmayın ileride başınıza ağrıtacak sonra. Hiçbir şey olmaz abi. Ev sahibine ulaşmanın tek yolu var. O da bu. Ben ev sahibiyle ulaştıktan sonra onu analizleyip onunla ben ayrı bir fiskos yaparım zaten. Derim abi böyle böyle bu eve ne oluyor? Falan yaparım yani. Sonra kendileri aralarında çözerler yani öyle bir durumu. Ama ben gurur duydum bize böyle hazırlanılmış olmasına. Bugün böyle bir sinemanın bize oynanmış olmasına ben gurur duydum açıkçası. Tabii canım vallahi ben mere kalkıp ayakta alkışlayacaktım sizin ikinizi. Abiyle seni yani. Abi bir de böyle yandan detay bilgiler girdi ya inanılım diye. Mesela işte ev sahibi dedi şöyle bir adam böyle bir adam evi satmak için 1 yüzü diyor 2 milyona çıkmış aga diyor. Öyle bir şey olabilir mi? İki kadınla biz diyor almak istedik alamadık falan böyle. Sürekli detay giriyor böyle. Biz inanalım diye. Çağrı abi de yandan detayına hemen bir şey ekliyor. Aynen diyor abi diyor bu aralar diyor. Hep öyleler falan filan diyor. Bizde de şöyle bir şey yaşadık falan filan diyor. Ben de şey serbest piyasa abi diyorum ev sahibi. Adamla böyle çok kafalar uyuştu ya. Ne yapalım oğlum biz de bu hayatta kalmak için ben Güngören'de büyüdüm oğlum biz bu hayatta kalmak için bunları öğrenmek zorundaydık yani Nuri'cim kusura bakma. Sonra sinemayı anlayıp o sinemaya benim geri dönüş yapmam lazım yani yoksa bu günlere gelemezdim abi. Çok oturduk yemek yani. Yiyoruz ben çok stresliyim tamam mı dedim ki ben dedim abi dedim ev sahibiyle ev sıkışmadan imza falan atmamı istiyorsa Samet abi atsın dedim. Çağrı abi de diyor ki oğlum diyor. Çok siker, çok sikerler seni mi dedin orada? Bir şey dedin ya. Seni bu kafayla dedim, çok sikerler mi dedim, öyle bir şey dedim. Sanki kredi çekiyor amına koyayım. Ulan ben zamanında 500.000 TL'nin altına imza attım, bu para ödenecek haftaya diye. O günlerden bugünlere amına koyayım. Yani orada paranın, doların dolar olduğu dönemde, yani az olduğu anlamında diyorum yani. Doların dolar olduğu dönem, yani 1 doların yine 1 dolar olduğu dönemde. Doların şimdi 10 dolar olduğu dönemden bahsetmiyorum. Doların dolar olduğu dönemden bahsediyorum. O dönemlerde ben 500.000 TL'nin altına imza attım. Saygılarımla çağır her gün. Tak 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 tak. Ve o güveni de verdim yani. Ödeneceğine de emin olun abi şeklinde güven verdim. Dolar ne zaman 1 TL'ydi? Ya 1 TL olmasa da 1,5 falan işte o dönemlerde. Mami bunlar ne ya? Video atmışsın Mami. Bugün ne yapalım? IRL. IRL mi? Sonra oyun sürpriz.